Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri parti binasında düzenledikleri basın toplantısında savaşa hayır mesajı verdiler. Geçtiğimiz cuma akşamı saat 19'da düzenlenen basın toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Engin Başar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nebahat Yılmaz yönetim kurulu üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları üyeleri katılım gösterdiler. 5 ayrı dilde savaş hayır dövizi açan CHP'li gençler her türlü savaşı ve terörü narete kınadıklarını belirttiler. Hepimizin bildiği gibi yaklaşık 2 haftadır Suruç katliamı ile başlayan ve askerlerimizin, polislerimizin ard arda şehit edilmesiyle devam eden, toplumsal güvenliğin tehlikeli noktalarda seyrettiği ve inşallah bugün şehit haberi almayız, dileği ve korkusuyla uyandığımız kanlı, acılı bir süreç yaşamaktayız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Diğer taraftan tüm bu karışıklıkların 7 Haziran seçimlerinin sonrasına denk gelmesi, siyasal iktidar partisi istediğini alamadıktan sonra yaşanması ciddi kafa karışıklıklarına yol açmaktadır. Terörün her türlüsünü lanetlemekle birlikte üzülerek görüyoruz ki çok kapsamlı bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bir taraftan etrafımızı sarmış PKK ve IŞİD terörü, bir taraftan bir terör örgütüne karşı diğerini besleyen siyaset anlayışı ve en korkuncu ise terörü algı operasyonu olarak kullanan sistem. Maalesef Türkiye halkı çok yönlü bir terör dalgası tarafından kuşatılmış durumdadır. Bir diğer trajedi ise bu ülkenin başbakanının çıkıp evlatlarımızı seve seve feda etmeye hazırız söyleminde bulunması. Siz kimin evladını kime ve neye feda ediyorsunuz? Sizlerin çocukları, yeğenleri, torunları ve her çeşit yakınları kah çürük raporu alarak, kah bedelinden yararlanarak ya da yurt dışında okumak bahanesiyle askerden bir şekilde kaçarken siz kimin çocuklarını feda ediyorsunuz? Eğer bu savaş bir piyes, bir senaryo, bir gölge oyunu veyahut bir algı operasyonu değilse ve bunun onurlu bir savaş olduğunuza inancınız tam ise çürük raporu alarak askerden kaçırdığınız, bedelden faydalanan çocuklarınızı ve yakınlarınızı önden göndermeniz bizi de ikna edecektir.